Evet 14 Mayıs'a kadar siyasetin tek bir gündemi var. O da seçim. Elbette ki sokaktaki vatandaşın da gündemi var. Seçim o da önemsiyor. Sandığa gidecek, kararını verecek. Memnunsa memnun değilse gereğini yapacak. Ama vatandaşın asli gündemi farklı. Yani vatandaşın başka sorunları var. Başka beklentileri var. Dolayısıyla Twitter üzerinden siz de beklentimiz eştekili yazmaya başladınız biraz sonra ekranlara taşıyacağım. Hiç kuşkunuz olmasın bu bülten sizin bülteniniz. Bu bülten vatandaşın bülteni çünkü. Ama siyasette kalmaya devam edelim. Hadi hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın son 24 saatine yakından bakalım. Ne olmuş kim neler söylemiş ayrıntılarda neler göze çarpıyor. Şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanı seçim ikinci tura kalır mı diye soruldu kendisine. Milletimiz birinci turda, turda bu işi bitirir dedi ve konuyu kapadı. Peki genel af olacak mı diye soruldu. Oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir. Adaylığımı genel af üzerine bina etmedim dedi ve af meselesinde de kapıları kapadı. Son noktayı bıraktı. Şimdi bu arada bir de soğan eleştirileri var bir şekilde karşılıklı. Sayın Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili diyor ki biz tok diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor diyerek böyle bir eleştiri getirmiş. Ve Kılıçdaroğlu da ilk 100 günün yol haritasını... Duyurdu değerli seyirciler. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde yapacaklarımız başlıklı broşürü yayınladı. Broşürde toplumun farklı kesimlere yönelik vaatler yer alıyor. Örneğin diyor ki Kılıçdaroğlu o vaatlerinde e, tarımda çalışan çocuk ve kadınların sigorta primlerini biz ödeyeceğiz diyor. Devlet ödeyecek diyor tarımda. Bir yolsuzluk komisyonu kurulacak, bir yolsuzlukların üzerine gidilecek diyor. Kamu ve özel teşebbüs arasında dövizle değil de TL üzerinden bundan sonra anlaşmalar yapılacak diyor. Böyle maddeler var. İşte o 100 günde yapılacakların eylem planı bu. Madde madde sıralanmış ve... Liderler aynı anda sahada olacaklar. Millet İttifakı. Millet İttifakı propaganda içinde ortak çalışma yürütecek. Bayram sürecinde tüm liderler aynı anda farklı illerde miting yapacak. Genel vaatler yerine bölgesel vaatlere ağırlık verilecek. Millet İttifakı liderlerinin 30 Nisan'da hep birlikte seçmenin karşısına çıkması beklenmedi. beklenmekte. 30 Nisan'da Millet İttifakı'nın 6 lideri beraberce yan yana fotoğraf verecekler kalabalıklara ve daha sonra da sırayla hitap edecekler. Ve kalabalıklar miting alanında ilk defa 6'lı masayı tam kadro bir şekilde orada hitabette bulunurken bulmuş olacaklar, karşılaşmış olacaklar. Ve... 2018 hatırlatması. Şimdi Sayın Muharrem İnce yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının hedefinde, muhalefetin bir kısmının hedefinde. Yalnız dikkatimi çeken bir detay var. Sayın Muharrem İnce çok fazla hükümete değil de daha fazla muhalefete yönelik siyaset yapıyor gibi sürekli muhalefeti eleştiriyor. Millet İttifakı'nı eleştiriyor. Bu da eleştirilere neden oluyor kendisine yönelik. Yani çok az iktidardan bahsediyorsun diyorlar. Neden sürekli Millet İttifakı'na yükleniyorsun diyerek böyle sert eleştiriler yapıyorlar. Bu arada bir 2018 hatırlatması yapmış Sayın Kaptancıoğlu. Diyor ki Canan Kaptancıoğlu Muharrem İnce'nin seçim ikinci tura kaldı kaçarı yok açıklamasına cevap veriyor. Bu söylüyor zaten Muharrem İnce seçim ikinci tura kalacak. Ortada ben seçeceğim diyor. Neyse onun iddiası. 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahmininin gerçekleşmediğinin bizzat tanıyayım diyerek Sayın İnce'ye cevap vermiş Sayın Kaptancıoğlu. Evet Sayın İnce bir siyasetçi olarak iddialı tabii ki kazanacağım diyor. Ama diyor ki Kaptancıoğlu sen 2018'de de bize öyle söyledin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken ben kazanacağım dedin. Çok iddialıydın kesin konuşuyordun ama gördük olmadı dedi. Bir hatırlatmada bulundu. Biraz böyle ironiyle e, siyasette bunlar olacak daha çok göreceğiz devam ediyoruz